Bu akşam ATV Ana Haberi bir veda ve bir anmayla kapatacağız. Onlarca yapımda rol aldı ama biriyle özdeşleşti. Hababam sınıfının Hafize Anası Adile Naşit aramızdan ayrıldı. Bugün tam 31 yılı oldu. Ve talihin ve tarihin garip bir cilvesi. Hafize Ana'nın kuzucuklarından, Hababam'ın haylazlarından Tayfun Akal'ın bugün 60 yaşında son yolculuğuna uğurlandı. Atma zühtü cihat kezban. Neredesiniz bakayım? Toplanmışlar, gelmişler Adile teyze dedin karşısına. Bazen masalcı teyze, bazen Hafize Ana, bazen de gönüllerimizin sultanıydı. O Adile Naşit'ti. Bu akşam seni anlatacağım biliyor musun? Parmak çocuk masalını. Sen çok yaşa. Parmaktan çocuk olur mu? İçten kahkahaları, yürekleri ısıtan bakışları samimiyetiyle yer etti hafızalara. Feridin ayakkabıları da çok eskidi. Ne yapalım, alırız canım. Perşembe pazarında çok ucuzları var. Bir de küçüğe palto lazım. Çok üşüyor zavallı. Hayatı koskoca bir sinema tarihiydi aslında. O tiyatro sahnesinde büyüdü. Bir nesilde onun oynadığı filmlerle. Sen gidince bak neler oldu. Kalbimin ucu yandı tutuştu. Şu dünyanın düzenine bak. Büyük başarıları da tattı, en büyük acıları da. Evlat acısını yine çocuklara sarılarak atlattı. Nerede kaldın bakayım? Yeminim var bu sefer kulağını çekeceğim. Ne yapayım anne, öğretmen bütün sınıfı cezaya bıraktı. Ne biçim öğretmenmiş öyle? Hadi bakalım, elini yüzünü yıka, yemek neredeyse hazır olur. Bütün çocuklar ona aşıktı. Hatta onunla aynı filmde rol alanlar bile. Anne. Bugün onlardan biri tam da Adile Naşit'in 31. ölüm yıl dönümünde toprağa verildi. Dur sayayım. İneği de adamdan sayarsak 28. Hababam sınıfı oyuncularından Tayfun Akal'ın Zincirlikuyu Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Veysel Efendi son 2 yıldır kapıyı öyle bir açtı ki, yapma Veysel abi, kapa şu kapıyı, artık eksilmeyelim. Tayfun Akal'a da Allah'tan rahmet diliyoruz ve elbette Adile Naşit'i de özlemle ve saygıyla anıyoruz.